Türkiye Paris 2024'te ilk gümüş madalyasını atıcılıkta kazandı. Bu aynı zamanda atıcılıkta elde edilen ilk olimpiyat madalyası. Paris'e gidiyoruz. Hem bu büyük başarıyı hem de bugün mücadele eden ve edecek diğer sporcuların programını Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan. Evet, ilk gümüş madalyamız geldi şansın. Zaten ya gümüş ya altın kazanacaktık. Altını da inanın kıl payı kaçırdık. Çok çekişmeli bir mücadele oldu. 10 metre havalı tabanca karma takım finali vardı. Biraz önce sonuçlandı. Türkiye-Sırbistan mücadelesiydi. Milli sporcularımız Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ikilisi, Sırp Mikeç Arunovic ikilisiyle karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başladık. Hatta bir ara 8-2 dahi öne geçtik. Fakat sonlara doğru biraz sallandık diyebilirim. Ve sonuç 16-14 bitti maç. Ve bu skorla takımımız, millilerimiz atıcılık alanında, dalında Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk madalyasını getirdiler. Dolayısıyla bir gümüş madalya. Dünkü bronz madalyadan sonra okçulukta, bugün de atıcılıkta bir gümüş madalya kazandık. Fakat yeniden tekrarlamakta fayda görüyorum. İlk kez bu branşta finale kalmıştık ve finale kalmışlıkla kalmanın da ötesinde gümüş madalyayı Türkiye kazanmış olduğu tarihinde ilk defa atıcılık dalında. Öte yandan atıcılıkta trap yarışmaları da var bugün. Rümeysa Pelinkaya ve Uğursan Tüzün yarışacaklar. Badminton'da biraz önce tek kadınlarda Neslihan Yiğit Arın Perulu rakibini 24-16 ve 21-17'lik skorlarla 2-0 yendi. Judo'da 81 kiloda Vedat Albayrak Bahreynli rakibini biraz önce yendi ve son 16 turuna yükseldi. Kürek'te tek çifte de Elis Özbay serisini biraz önce 6. tamamladı. Sıralama yarışlarına girecek. Öte yandan boksta bugün mücadeleler var. 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 54 kiloda Hatice Akbaş, 51 kiloda Samet Gümüş, 80 kiloda da Kaan Aykutsun bugün ringe çıkacaklar şansın. Okçulukta da akşam saatlerinde klasik yay bireyselde Mete Gazoz yarışacak. Bunun da altını çizmiş olalım.